en sevdiği Türk sanatçı Tarkan. Öyle bir söz verdi ki bu oyuncu şampiyonluk kutlamasında şakacı, güler yüzlü ve her zaman pozitif. Onu mutsuz görmek imkansız. Transfer olduğu dönemde Beşiktaş taraftarını bir hayli heyecanlandıran isim bu haftanın konuğu. 21 Temmuz 1990 tarihinde Fransa'da dünyaya gözlerini açan Fabrice Ensakala'nın yolu bir gün Süper Lig'e düşecekti. Ensakala futbol hayatına da doğduğu yerde başladı aslında. Fransa'nın Troyes takımının altyapısından yola çıkan Ensakala bir sene içerisinde kendisini A takımda buldu. Ensakala Fransa Ligi ile de yetinmedi ve dedi ki ben biraz da gideyim kendimi Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht'te geliştireyim. 2013 yılında Anderlecht serüveni başladı. Nereden bilebilirdi ki bundan tam 3 sene sonra yolu Süper Lig'e düşecekti. Alanya Spor gördü Ensakala'yı 2016 yılında dahil etti kadrosuna. Çalıştı, emek verdi, başarılı da sezonlar geçirdi ve Beşiktaş'ın radarına girdi. Futbol yaşantısının yanı sıra kişi bazlı olarak da Ensakala'yı ele aldığımızda bir hayli eğlenceli biri. Şakacı, güler yüzlü ve her zaman pozitif. Futbol onun tutkusu ama bir tutkusu daha var ki o da müzik. Kongolu oyuncu zaten her fırsatta dile getiriyor futboldan arda kalan zamanlarında müzikle ilgilendiğini. Hatta mesleki bir sır olarak kendini maçlardan önce müzikle rahatlatıyormuş oyuncu. Tabii müzik konusunda da epey güzel bir yere denk geldi aslında. En sevdiği Türk sanatçı Tarkan. Hoş geldin gönlüme, kaderim güldü. Ama tabii her telden Türkçe şarkı dinliyor, hatta hayali söyleyebilmek de. Eğlence desen var, pozitiflik desen var, güler yüzlülük desen var, yetenek desen o da var aslında. Aynı zamanda mücadeleci biri. Oyuncu geçtiğimiz dönemlerde verdiği bir röportajda Türkiye'de büyük bir kulüpte oynamak için çok çalışıp emek verdiğini de dile getirmişti. Ensakala'nın bu sözleri bize gösteriyor ki bu kulüp bir gün Beşiktaş olacaktı. Takımına her şeyini vermek istiyor Ensakala ama bir hedefi daha var aslında. O da şampiyonluk kutlamasında statta gitarla Türkçe bir şarkıyı çalıp söylemek. Hatta Ensakala bu şarkının sadece Beşiktaş'a özel olacağını da açık açık söylüyor. Kendini nasıl bir futbolcu olarak tanımlarsın diye sorulduğunda her zaman savaşçı bir futbolcu cevabını veriyor. Tabii bencil olmadığını da her seferinde dile getiriyor. Takım arkadaşları için oynadığını dile getiren Ensakala belli ki yemeğini paylaşmayı seviyor. Peki Beşiktaş bu Ensakala transferini gerçekleştirdi ama futbol severler bu oyuncu hakkında neler düşünüyor? Ensakala'nın Urfalı olduğunu yemin edebilirim ama ispatlayamam. Ensakala'nın hücum katkısı çok iyi. Devam et. Valla isteyen istediğini desin, Rıdvan bu Ensakala'dan daha iyi futbolcu. Oynayamıyor olması çok üzücü. Fabrice Ensakala, nur topu gibi bir delimiz oldu. Ensakala diye yazılır, Encelo diye okunur. Marcelo'nun yıllar önce kaçırılan tek yumurta ikizi misin be mübarek? Aynen devam. Hala aynı düşüncedeyim, Ensakala için Rıdvan'a ayıp ediliyor. Ensakala, sırf zararsın. Ensakala bu sezonluk idare eder umarım. Beşiktaş seviyesinde olmasa da çok yüklenmemek lazım. Zamanla daha iyi olacağına inanıyorum. Caner gibi ofansif bir katkı hiç beklemiyorum. Ensakala bu hücum katkısıyla çekilmez bu sezon. Savunma katkısı gayet iyi, ona sözüm yok. Zaten o da olmasa ikincilik kırmızı grup topçusu olur. Ensakala ile devam, her şeyi mahvetmeye devam.
Siz de Ensakala transferiyle ilgili görüşlerinizi aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Bakalım Ensakala bu sezon Süper Lig'de nasıl bir performans sergileyecek? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.